Su uçmaya, bulut kaçmaya devam eder. Giresun'a her gelen gönülsüz veda eder. Yudum Kaşıkçı'nın hazırlayıp sunduğu Bizim Memleket programının dün akşamki konukları Giresunlular oldu. Tarihi ve amacı nedir? Biraz anlatabilir misiniz bize? Evet, öncelikle herhalde bu program ikinci programınız. Evet. Ben hayırlı olsun ve aynı zamanda tebrik ediyorum. Bölgemize böyle ayrıca bizi de böyle ilk programlarınıza davet ettiğiniz için herhalde ikincisi. Dolayısıyla bir defa burasının çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Her hafta farklı bir kültürün tanıtıldığı programda bu hafta Giresun İş Adamı ve Bürokratlar Derneği yer aldı. Bu içerisinde ballı fındık ezmesi, dışında ise bunun pestilden güzel yapılmış. Bunun çok kıymetli bir yanı var. Şu anda Şebin Karahisar'da bunun ciddi teşviklere ve hükümet tarafından, devlet tarafından desteklenerek çok ciddi şekilde bütün ülkeye satıldığını biliyorum. Giresun kültürünün tanıtıldığı programda bölgenin tarihi konuşulduğu yöresel lezzetleri anlatıldı. DOKAP dediğimiz kırsal kalkınmadan teşvikini almak suretiyle ülkenin her tarafına şu anda küme, pestil, işte yan ürünlerini, cevizini göndermeye başladı. Tutunu, pekmezini göndermeye başladı. Oldukça işlerinin iyi olduğunu bizzat yazın ziyaret ettiğimde kendisinden dinledim. Tabi bölgede yine Çamoluk ilçemiz var. Oranın da balı çok kıymetlidir. Ve her yıl bal festivali düzenlenir. Çok da ilgi olur. O ikinci bölgesi dediğimiz Kurtbeli'nden aşağıya doğru 3 tane Giresun ilçesinin bulunduğu kırsal biraz daha coğrafi olarak şeye benzemez. Giresun'a benzemez. Çam ormanları yavaş yavaş böyle kümeler halinde önce azalır. Daha sonra alan kırsallaşır falan. Daha çok eskiden hayvancılık yapıldığı, işte hayvan ürünlerinin yapıldığı bir üç ilçemizdir burası.